Ramazan'ı uğurlayıp bayrama geçeceğiz ve özellikle Ramazan'ı karşılamış olmanın sevinci ve belki onu uğurluyor olmanın hüznünü de yine beraber paylaşacağız. Güzel bir döneme giriyoruz. Ramazan'da beslenme düzenimiz tamamen değişmekte ve Ramazan'dan sonraki dönem de aslında yeni alışkanlıklar kazanmak ve sağlıklı bir beslenme modeli oluşturmak için güzel bir fırsat diyebiliriz. Tabii Ramazan bayramı ile birlikte aklımıza hemen nelere dikkat etmemiz gerektiği geliyor. Şunu unutmamamız gerekiyor. Yani sağlıklı beslenmenin bir özel günü ya da bir vakti zamanı yok. İnsan her zaman yaşadığı süre boyunca mümkün olduğunca yeterli ve dengeli beslenmeye gayret etmeli. Bayramda da ilk aklımıza gelen şey bu aslında. Yeterli ve dengeli beslenmek. Bunun için bizim sağlıklı tabak modelimiz var. İçerisinde 5 temel besin grubunun yeterli miktarda, gerekli miktarda bulunması gerekiyor. Bu 5 temel besin grubu süt ve süt ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagil ve yağlı tohumlar grubu, sebze grubu, meyve grubu, ekmek ve tahıl ürünleri grubu. Ramazan boyunca az öğünlü bir beslenme modelimiz oluyor ve bir anda Ramazan bayramında hem daha fazla besin tüketme ihtiyacı duyuyoruz, iştahımız artmış oluyor, hem de öğün sıklığımız artıyor. Bu noktada da aslında bir anda tükettiğimiz yiyeceklerin miktarını hızlı bir şekilde arttırmamak, yiyecekleri iyice çiğneyerek tüketmek, hızlı bir şekilde yemeden yavaş yavaş beslenmek önemli. Gelelim kahvaltıya, ilk öğünümüz. Kahvaltımız normal, hafif bir kahvaltı şeklinde olabilir. Domates, salatalık, yeşil biber gibi taze çiğ sebzelerin yer aldığı, yine az tuzlu, özellikle tuzunun az olan peynirlerin yer aldığı, yumurtanın haşlanmış şekilde olması çok daha uygun olur, çok daha güzel olur. Yer aldığı bir kahvaltı düşünebiliriz. Sosis, salam gibi işlenmiş ürünlerin olmadığı, hamur işlerinin özellikle tercih edilmediği kahvaltıda hemen ilk başladığımız bir öğünde. Ekmek tüketiminde de rafine işlenmemiş tam buğday ekmek ya da çavdar ekmeği olabilir. Bunların tercih edilmesi. Kan şekerimizin daha yavaş bir şekilde etkilenmesine, B grubu vitaminlerden daha çok yararlanmamıza ve sindirim süremizin de uzamasına katkıda bulunur. Bayramda sıklıkla yaptığımız yanlışlardan biri misafirliğe gitme düşüncesiyle öğünlerin atlanması. Özellikle öğle yemeğinin atlanması. Öğle yemeğinin aslında tüketilmesi hem enerji ihtiyacımızın karşılanmasında hem de diğer öğünlerde porsiyon kontrolünü sağlamamızda, yine gün içerisinde fark etmeden tükettiğimiz aralardaki o gıdaların besin alımının azalmasında çok önemlidir. Yine aç karnına misafirliğe gitmek porsiyon kontrolümüzü zorlaştırabilir. Özellikle bizim kültürel olarak genelde karbonhidrattan zengin ikramlarımız yer alır. Mesela yağlı bir yaprak sarması, yanında bir börek, bir baklava. Hepsini tüketmek karbonhidrattan zengin bir tabak ortaya çıkartır. Mesela bir yağlı yaprak sarması tüketmek istiyorsak yanına bir yoğurt ya da bir salata tercih ederek diğer yerlerine dokunmamayı tercih edebiliriz. Yine farklı misafirliklere gideceksek gittiğimiz yerlerde mümkün olduğunca uygun miktarda tercih ettiğimiz bir ürünü, bir ikramı tüketebiliriz. Belki bu ikramlar noktasında da değişikliği biz yapabiliriz. Hani genelde tatlı ikramı olarak şekerli ve hamurlu gıdalar olur ve yanında özellikle çocuklara işte gazlı meşrubatlar ikram edilir. Biz tatlı tercihimizi sütlü, daha küçük porsiyonlarda ya da meyveli tatlılardan yana kullanabiliriz. Ve yine içecek olarak gazlı bir meşrubat teklif etmek yerine az şekerle yapılmış bir komposto, bir limonata ya da bir ayran ikram edebiliriz. Sıvı tüketimi Ramazan'da azalıyor, bunu biliyoruz. Ramazan sonrasında da bunu takviye etmek çok önemli. O yüzden günde en az 2-2,5 litre su tüketimi öneriyoruz. Çay ve kahve tüketimiyle bazen insanlar bunu gidermeye çalışabiliyor. Suyu ve çay kahveyi ayrı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çay ve kahve tüketmeyelim demiyorum ama tüketim miktarımıza dikkat etmeliyiz. Özellikle şekerli şekilde tüketenler sadece çay kahve değil, bunun yanı sıra aldıkları şeker miktarını da arttırmış oluyorlar. Şimdi Ramazan boyunca biz aslında geceleri kalkıp sahur yapmaya alışıyoruz. Ve bu ilerleyen dönemlerde dikkat edilmediğinde gece yemeleri şeklinde bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Bunun önüne geçmek adına da akşam öğünlerinin dengeli ve yeterli bir şekilde tüketilmesi önemli. Akşam yemekleri kesinlikle atlanılmamalı ama öğle yemeğine göre daha hafif tercih edilebilir. Öğle yemeklerinde protein kaynaklarına yer verip akşam yemeğinde daha az yağlı sebze yemekleri tercih edilebilir. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu aralarda atıştırma ihtiyacı da akşam yemeği tüketmeyen bireylerde çok daha fazla görünmektedir. Ramazan ayı ile birlikte enerji aslında kaybını önlemek adına da biraz fiziksel aktivite düzeyimiz bir miktar yavaş
düşebiliyor, azalabiliyor. Biz bunu bayramı güzel bir fırsat olarak düşünerek bayramla beraber arttırabiliriz. Mesela gideceğimiz misafirliklere giderken yürümeyi tercih etmek, özellikle uzun olan yolu tercih etmek ya da işte binadan ayrılırken asansör yerine merdivenleri kullanmak gibi küçük değişikliklerle yine fiziksel aktivite düzeyimizi arttırabiliriz. Yaşam tarzı değişiklikleri dediğimiz, yani ömür boyu sürdürülebilir bir düzen kurmak hem beslenme açısından hem de sağlıklı bir fiziksel aktivite oluşturma açısından çok önemlidir. Bayramda kazandığımız belirli davranışların bayram sonrasında da devam etmesini diliyoruz. Şu ana kadar bahsettiğimiz her şey sağlıklı yetişkinler için. Diyabet gibi, kronik böbrek rahatsızlığı gibi, kalp damar hastalıkları gibi ya da yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olan bireyler kesinlikle bunun öncesinde uyguladıkları diyet programına Ramazan sonrasında da devam etmelidir. Ve yine beslenme ile ilgili önerileri doktor ve diyetisyenlerinden almaya devam etmelidir. Ben herkese şimdiden hayırlı, huzurlu, mutlu, güzel bir bayram diliyorum. Bu sene ülkemizde yaşanan, millet olarak yaşadığımız sıkıntılı süreçler oldu. Bu bayramda da bu sene evinde kutlayamayacak olan, beraber geçiremeyecek olan belki ailesiyle insanları da unutmadan, onlara da mümkün olduğunca yardımcı olarak hep birlikte sevginin ve paylaşmanın çoğaldığı bir bayram geçirelim.